Merhabalar herkese. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Herkes hoş geldi. Merhabalar Yasin Hocam. Hoş geldiniz. Tekuzem öğrenci koçu Rukiye Tuğba ben. İyi akşamlar diliyorum. Herkes hoş geldi. Merhabalar yeniden yeni katılan arkadaşlarımız için. Nasılsınız arkadaşlar? Herkes iyidir umarım. Nasıl keyifler? Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Ben de çok iyiyim. Şu an ses geliyor. Değil mi? Seste bir problem yok. Harika. Nasıl? Keyifler iyi mi? Alışabildik mi kışa, havaların soğumasına? Cansu Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Ben de çok iyiyim. Sizleri gördüm daha iyi oldum diyelim. Evet. Aysucum yeşil, huzur rengi. Aa, çok teşekkür ediyorum Nazlı Hocam. Eminim siz benden daha enerjiksinizdir. Bugün çok güzel bir konuyu ele alacağız arkadaşlarım. Şu an buradaki tayfa KPSS derece tayfası aslında benim gözümde. Çünkü yüksek puan alma hedefleri var ama nedense hala başlayamayan öğrencilerim buradalar. Ve sıfırdan başlayacağız artık yeni yılı kendimize milat olarak belirleyip bir an evvel bu son 8 aylık süreçte çok hızlı bir aksiyon almamız gerekiyor. İnşallah Zeki Hocam, ben hepinize inanıyorum. Bu yıl çok güzel bir yıl arkadaşlar. Enerjiniz çok güzel. İstekliliğiniz maksimum düzeyde. Sadece birkaç trik noktayı bilmeye ve hayata geçirmeye ihtiyacınız var. İnşallah. Ben hepinize güveniyorum, inanıyorum. Çaylar, kahveler hazırsa başlayalım o zaman. Bugün neden buradayız? KPSS'ye yeni başlayanlar nasıl bir ders çalışma programı ile çalışmalı? Bugün bu konuyu ele alacağız arkadaşlarım. Hemen alabilirsin Oktay Hocam. Öncelikle bu seminerimizde KPSS çalışmaya başlamadan önce kendinizi ve sınavı tanıyıp tanımadığınızın, KPSS çalışmalarına nereden ve nasıl başlayacağınızın, sorumluluklarınızdan kalan zamanda ve kalan yani sizin mevcutta sahip olmuş olduğunuz seviyeye göre nasıl bir KPSS çalışma programı hazırlayacağınızın, öğrendiklerinizi ne kadar sürede, hangi periyotlarda tekrar etmeniz gerektiğinin, ne zaman soru çözüp ne zaman konu çalışacağınızın cevabını bulacaksınız ve daha bahsetmediğim birçok sorunun yanıtını da aslında size vermiş olacağım arkadaşlarım. Rabia Hocam, bu verdiğim bilgiler bütün KPSS branşları kategorileri için geçerli olacak. Herhangi bir ayrım yapmayacağım. Evet, A grubu nispeten diğer alanlara göre daha geniş. Yani A grubu öğrencilerin ayırması gereken süre biraz daha fazla. Keza aynı şekilde öğretmenlerimin de ya da şu an ön lisans öğrencilerim de var, lisans öğrencilerim de var, orta öğretim öğrencilerim de var. Öncelikle ben sizi tanımak istiyorum. Şu an içimizde kimler var? Kimler hangi bölümü bitirdi? Hangi KPSS alanına girecek ve daha önce girdi mi? Hadi bakalım çok kısa tanışma. Paramedik, iktisat son sınıf. İnsan kaynakları yönetimi, ziraat mühendisliği. Bilgisayar, kamu, işletme, fen bilimleri, matematik. Oo harika. Sayısalcılar da burada, sözelciler de burada. Harika bir tayfa. Beden eğitimi ilk kez gireceğim. Mekatronik mühendisiyim. Harika. Fizyoterapi, Türk Dili ve Edebiyatı, İlahiyat. Ziraat mühendislerim var. Ön lisans öğrencilerim var. Oo Hatice Hocam harikasınız. İki bölümünüz var. Çap. GGK ve eğitime gireceğim. Şeyda Hocam, sanıyorum siz öğretmensiniz ama alanı olmayan bir öğretmensiniz. Biyoloji, okul öncesi, psikolojiye ilk kez girecekler var. Yani şu an bu tayfa ilk kez girecek tayfa mı yoğunlukta? Daha önce tecrübeleri olanlar bir parmak kaldırsın. Hocam ben 2 kez girdim, yetmedi, 3 kez girdim, 5 kez girdim diyen var mı? Yoksa daha çok, Aa Güllü Hocam tecrübeli 4 var. Bu sene ilk olacak. 3 kez giren var.
Çok güzel. Tecrübe 2 var. Bir kez girdim. Yani tecrübelilerimiz de var, ilk kez girenlerimiz de var. Bunu neden soruyorum arkadaşlar? KPSS'de evet deneyim önemli ama psikolojik olarak önemli. Yani sınavı tanımak için tabii ki de sadece sınava girmek yeterli olmuyor. Çünkü bazen birden fazla kez sınava girsek dahi yine o trik noktayı göremeyebiliyoruz. Ya da sınavın bizden ne istediğini mesela 4 kez 5 kez giren öğrenciler bile kavramakta güçlük çekebiliyor. Ki çok haklılar arkadaşlar. Bu tarz sınavlar eleme sınavları, strateji sınavları olduğu için ne kadar girdiğimizden, yaşımızdan, bölümümüzden ziyade aslında gireceğimiz sınavı ne kadar iyi tanıyoruz, rakiplerimizi ne kadar iyi tanıyoruz, kendimizi ne kadar iyi tanıyoruz, ÖSYM'nin bizden istediği şeyleri biliyor muyuz, buna hazır mıyız, hangi alanlarda eksiklik yaşıyoruz, biraz daha bunları belirlememiz önemli. O yüzden sevindim. Tecrübeli öğrencilerim de var. İlk kez girecek öğrencilerim de var. Şimdi öncelikle çok kısaca bir KPSS türlerinden bahsedelim. Herkes zaten kendi girdiği alanın puan türünü biliyordur diye tahmin ediyorum. Yani bilmeniz gerektiğini düşünüyorum en azından. Şimdi bu yıl arkadaşlar çiftli yıl 2024 yılı. Çiftli yıllar merkezi atamaların olduğu yıllardır. Ve bazı bölümlerden mühendislik gibi, hemşirelik gibi, bütün sağlık alanları gibi ya da diğer buna benzer branşlar, işte psikoloji gibi, sosyoloji gibi, sosyal hizmetler gibi herhangi bir alandan sorumlu olmayan branşlar 2 yılda bir kez bu sınava girebilirler arkadaşlar ve 2 yıl aldıkları puan geçerlidir. Bu öğrencilerin puan türü P3'tür. Yani genel yetenek ve genel kültür olarak puanları değerlendirilir. Genel yetenek %50, genel kültür %50 puan katkısı sağlar. Yani içimizde psikologlarımız vardı. Sosyal hizmetleri de gördüm. Onun dışında fizyoterapistlerimi de gördüm. Sizin gireceğiniz sınav genel kültür, genel yetenek, alacağınız puan P3. Geliyorum P93'e. Bu yılın şöyle de bir önemi var arkadaşlarım. Ön lisans yılı. Biliyorsunuz çiftli yıl. Ön lisans çok öğrencim var şu an bu seminerde. Ön lisans öğrencilerim. Sizin alacağınız puan türü P93. Genel yetenek %50. Genel kültür %50. Uğur hocam P3'te yaş sınırı kaldırıldı. Yaş sınırı yok. Memuriyette yaş sınırı yok. Birazdan yaş sınırının olduğu bir sınav var. Ona da değineceğim. Geliyorum P94'e. KPSS liseden mezun olanlar var mı? Ya KPSS orta öğretime girecek olanlar. Var mı içimizde? Parmak kaldırsınlar. Aysucum sen KPSS. Senin sınavın biraz daha farklı. Hayro Nisa var. Çok güzel. Huriye hocam var. Didem hocam eğer lisanstan mezun olduysan ön lisanstan sınava giremezsin. Mezun olduğun en yüksek alan göz önünde bulundurulur. Yani lisansı bitirdiysen, diploman varsa, mezuniyet belgen varsa artık ön lisanstan sınava giremezsin. Feyza hocam sizi tanıyorum. Siz bizim eski kayıtlı öğrencimizsiniz. A artı B. Sena Nur hocam çok güzel. Şimdi geldim KPSS orta öğretim P94 arkadaşlarım. Yaş sınırının olduğu tek sınav diyebilirim. Şu an bu başlıkta ele alacağım sınavlar içerisinde P48. 35 yaş sınavı 35 yaş sınırı var arkadaşlarım. A grubu kendi içinde puan türleri ayrılıyor. Yoğunluklu P48 puan türünden birçok kuruma, birçok bakanlığa yerleşebiliyoruz. Bu sınavı hukuk mezunları ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunları bütün öğrencilerim 35 yaşından küçükse girebilir. Kimler A grubundan hazırlanıyordu? Hadi parmakları göreyim. A grubu öğrencilerim kimler? Hatice hocam siz sosyoloji mezunusunuz. Sizin puanınız P3. Siz A grubuna girmeyeceksiniz. Çok güzel. Nedret hocam var. Sefa hocam, Meryem hocam, Ayşenur hocam harikasınız. A grubundan da çok öğrencimiz var. Şimdi geliyorum P10. P10 puan türü arkadaşlar.
Öğretmenlik ama alanı olmayan öğretmenlik. Mesela az önce Şeyda hocam vardı. Dedi ki hocam ben GGK eğitim birimlerine gireceğim. ÖABT'si yoktu. Görsel sanatlar gibi müzik öğretmenliği, felsefe, bilgisayar öğretmenliği gibi ÖABT'si olmayan öğretmenlerimin gireceği sınav P10. Genel kültür, genel yetenek artı eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri %40 etkili. Genel kültür, genel yetenek %60 etkili arkadaşlarım. Geldim en çok öğrencinin olduğu alana. Öğretmenlik neredesiniz? Evet Feyza hocam, zabıt katipliğinde 35 yaş sınırı var. ÖABT'si olan öğretmenlerim P121 GGK eğitim bilimleri ÖABT'ye girecekler. En önemlisi ÖABT %50. Genel kültür, genel yetenek %30. Eğitim bilimleri de %20 etkili. Yani alanımız neyse, alanımız bizim belirleyici noktamız. Tamamlayıcı noktalarımız ise genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri. Amacımız tabii ki de kazanmak, yani kümülatif başarı. Üçünde de çok başarılı olmak zorundayız. Şeyda hocam, GGK %60, eğitim bilimleri %40 etkili. Miraç hocam, bu puan türü aynen geçerli olacak. Senin total aldığın puanı yaz bir köşeye. Diyelim ki 70. Bunun üzerine bir de mülakata gireceksin. Mülakat sürecin senin başarı oranını %50 etkileyecek. Yani sınavdaki yani kategorilerin aslında yüzdelik oranları değişmedi. Mülakatın önemi arttı gibi düşünebilirsin. Seyda hocam, hem eğitime hem GGK'ya ağırlık var. Hatta çok kısa bir tiyo da vereyim şu an bütün öğretmenlerime ve A grubu öğrencilerime. Arkadaşlar, genelde alanı olan ya da eğitim bilimleri olan, ÖABT'si olan öğrencilerin en büyük düştüğü yanılgı şu oluyor. Hocam benim alanım var ama ona çalışayım, GGK'yı boş ver. Hocam eğitim bilimlerine çalışayım, GGK'yı boş ver. Unutmayın arkadaşlar, bu yıl çiftli yıl, 2024'e giriyoruz. Yani bütün merkezi alımların olacağı yıl. Dolayısıyla mantıklı düşünelim biraz. ÖSYM GGK'yı kolay yapar mı bu yıl? Siz olsanız kolay yapar mıydınız? Tuğba hocam, eğer doğru bir programla çalışırsan konuların yetişir. Orta öğretim için yaş sınırı yok. O yüzden bu yıl çiftli yıl sınavına gireceğiniz için GGK'yı kesinlikle göz ardı etmeyin. Zor olacak sınav. Şimdi geliyorum. En son geçen yıl 2022 yılındaki verilere göre yarıştığınız ortalama kitleyi ele aldım ki sınavın biraz daha ciddiyetine varalım arkadaşlar. Çünkü genelde şu an burada zaten yoğunluklu destek almayan bir kitle var. Ve evde kendi kendimize çalışırken zannediyoruz ki arkadaşlarım ben sanki tek başıma bu sınava gireceğim. İşte rakibim yok. Varsa da nasıl çalışıyorlar, başarılılar mı, değiller mi? Bunun analizini yapamıyorsunuz. Bu psikolojik olarak sizi başarıdan uzaklaştırıyor. Bir kere öncelikle bunu söyleyeyim. Rakip sayısını bilmek, rakiplerin genel durumunu bilmek, Türkiye geneli ortalamaları, başarı oranlarını bilmek size güç katar. Ne dedik arkadaşlar? Rakibi tanımak zorundayız. ÖSYM'yi tanımak zorundayız. Sınavı tanımak zorundayız. Tanımadığınız bir şeyle yarışamazsınız. Tanımadığınız bir şeyle savaşamazsınız da kazanamazsınız da. O yüzden genel hatlarıyla KPSS'den bahsedeceğim ama en önemlisi KPSS'den de ziyade kendinizi ne kadar iyi tanıyorsunuz. Bunun da detaylarına ineceğiz bugünkü seminerimizde. Lisansta yaklaşık olarak ortalama arkadaşlar 1 milyonun üzerinde bir kitleyle yarıştınız 2022 yılında. 1 milyon 180 bin 552 kişi bu sınava girdi. Ön lisansta 2022 yılında 1 milyon 159 bin öğrenci bu sınava girdi. KPSS lisede, orta öğretimde 912.397, yani nereden baksam 1 milyona yakın lise öğrencisi bu sınava girdi. Lise mezunu öğrenci. Ve 24 yılında 23 yılının mezunlarını ekle, 24'ün mezunlarını da ekle, ciddi bir artış olacak. Sınava giren aday sayılarında çok ciddi bir artış bekleniyor. O yüzden bu verdiğim sayıların üstüne daha da eklediğimizi düşünün. Evet Ziyan hocam, Ziyan hocam, GGK zor olur. Çünkü çiftli yıllarda genellikle zorluyorlar.
Lisans yönetim bilişimi sistemlerinde yaş sınırı var mı? P93. Hayır, P93'te yaş sınırı yok. Ön lisans için rahatlıkla yetişir. Nasıl hazırlandığınız önemli arkadaşlar. Zamanı geçin. O zamanı nasıl değerlendiriyorsunuz? Önemli olan bu. Zaten bu seminere katılım amacınız da bu. Bakın, zaman subjektif bir kavramdır. İçeriğini doldurursan belki senin için 3 ay çok geniş bir zamandır. Bomboş bekleyerek geçirirsen 3 ay çok kısa bir süredir. Yani subjektif. Kişiden kişiye göre değişir, azmine göre değişir, destek alıp almadığına göre değişir, verimli çalışıp çalışmadığına göre değişir. Ama ben sizin istiyorum ki bu zamanı verimli değerlendirenlerden olun. Zaten bu seminere de bu istekliliğinizden dolayı katıldığınızı öngörebiliyorum. Melike Hocam, veterinerlik minimum 90 üstü diyebiliyorum. Şimdi geldim, sizinle çok keyifli bir test yapacağız. Bakalım buradaki öğrencilerin kaçı atanamayacak şu anki düzeyinizde. Burada soracağım sorulara evet ya da hayır olarak cevap vermenizi istiyorum. Soruların yanıtını bir kenara ya da chat paneline not almanızı istiyorum. Çünkü toplamda evetlerimiz mi çok çıkacak, hayırlarımız mı çok çıkacak? Bunu sayacağız ve ona göre atanıp atanmayacağımızın sonucunu belirleyeceğiz. Başlıyorum, soru 1. Verimli çalışma yöntemini biliyor musun? Herkes sorusunun cevabını bir kenara not alsın. Evet mi, hayır mı? Hayır, evet, hayır. Hayırlar yoğunlukta gibi görünüyor. Var mı evet diyen? Hocam, ben verimli çalışma yöntemini biliyorum. Hayır. Çoğunluk hayır. Tamam, yaz bir köşeye, hayır. Birinci soru hayır. Geliyorum ikinci soruma. Unutma hızını biliyor musun? Kaç günde unuttuğunu biliyor musun? Bilenler evet, bilmeyenler hayır diyecekler. Yine hayırlar çoğunlukta. 2 hafta falan sanırım diyenler var. Hayır. Yok mu evet diyen? Sanırım yok. Geldim 3'e. Senin için hangi konunun hangi öncelikte olduğunu biliyor musun? Hocam, X konusu benim önceliğimde, Y konusu önceliğimde değil. Bunu söyleyebilir misin mesela? Bunu biliyor musun? Evet diyenler var birkaç kişi. Şaşırdım. Soracağım birazdan. Bakalım hangi konu öncelikteymiş, hangisi değilmiş? Evet, hayır. Evet, hayır. Tamam. Geldim 4. Odaklanma düzeyini biliyor musun? Suat Hocam, soru odaklanma düzeyini biliyor musun? No. Hayır. Yani kaç dakikada odağının dağıldığını biliyor musun? Hayır. Geldim 5. En önemli soru ve en çok bize sorduğunuz soru arkadaşlar. Bireysel yaptığım bütün görüşmelerimde hocam kaç saat çalışsam yeterli olur? Hocam sizce sürem az mı? Sizce sürem yeterli mi? Arttırmalı mıyım? Yetişemez miyim? Yetişir miyim? Kaygınız daha çok bu yönde. Günde kaç saat çalışman gerektiğini biliyor musun? 6 yeterli midir ki? Bilmem, yeterli midir acaba? 24. Hiçbir şey yapmayalım. Sadece ders çalışalım. 8 ders saati. Hayır, evet, hayır. Resmen 4 hayırla gönderildik hocam. Evet Erkin hocam. Ama daha var. Belki de 6 hayır olur. Hayır ama 5-6 saat olur. Mesela Hatice hocam, neden 5-6 saat olabilir? Neye göre 5-6 saat? Kesinlikle hayır. Tamam, geldim 6. Hangi konuda, hangi seviyede olduğunu biliyor musun? Hocam, ben X konusunda birinci seviyedeyim, Y konusunda dördüncü seviyedeyim diyebilir misin mesela bana? Hayır, bilmiyorum. Asla. 5 oldu, evet. Biliyorum hepsinde bir. Rüveysa hocam, evet. Belki hepsinde temel seviyede olabilirsin. Doğru. Hayır, kararsızım. Evet. Tamam. Şimdi geldim. Hayırları çok olan öğrencilerim, evetleri çok olan öğrencilerim. Bir kere evetleri çok olan öğrencilerimi
Tebrik ediyorum. 2024'te kesinlikle atanırsınız. Eğer gerçekten evetlerimiz çoksa ve bunu sadece bilmekle yetmeyip uygulamaya alabiliyorsak, bunu uygun çalışabiliyorsak tebrikler. Hayırların çoksa endişelenme. Seminerde kalmaya devam et ve can kulağıyla beni dinle. Çünkü bu hayırları nasıl evete çevireceğiz bundan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar, gireceğimiz sınav milyonlarca öğrencinin gireceği sınav ve birçok kişi sizin gibi yeniden yani sıfırdan yeni daha çalışmalarına yeni yeni başlıyor. Daha önce başlayan idealist bir kitle var. Belirli bir yol kat eden öğrenciler var. Belki daha sonra başlayacak öğrenciler de var. Bir kere bunları kafamıza takmıyoruz. Bizim için bizim kalan süremiz önemli ve dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Şimdi bir, eğer çalışmaya ciddi olarak başlıyorsan arkadaşım, seviyeni bilmek zorundasın. Seviyeni bilmeden neye göre çalışacaksın? 5 saat mi çalışacaksın? 1 saat mi çalışacaksın? Bunu belirleyen şey nedir arkadaşlar? Sizin seviyeniz değil midir? Misal olarak söylüyorum. Ben olayım bir öğrenci, bir öğrenci de Ayşe olsun. Ben bu sınava girdim. Hedefime 5 puan uzaklıktayım. Var tecrübem, destek de aldım. Birçok konuda ileri düzeydeyim. 5 puan alsam bana yetiyor. Artı 5 puan. Ayşe bu sınava yeni girecek. İlk kez girecek. Yeni mezun oldu ve hedefine tam 20 puan uzaklıkta. Ayşe ve benim seviyem aynı değil. Ayşe ve benim aynı çalışmayı yapmam doğru mudur, değil midir? Mantıksal bakalım. Ayşe ile ben aynı çalışmayı yapmamalıyım, değil mi? Peki Ayşe ve beni birbirimizden ayıran şey nedir? Neden aynı çalışma yapmıyoruz? Seviye. Çünkü ben mevcut seviyemi biliyorum. O minimal 5 puan için yarışacağım, koşacağım. Ayşe 20 puan için yarışacak, koşacak. Yani biz ikimiz çok farklı yollardayız. İstediğin kadar aynı sınava gir. İstediğin kadar aynı bölümden mezun ol, birbirine rakip ol. Senin sürecin sana özel. Öyle düşünün. O yüzden seviye bir. Çalışmaya başlamadan önce seviyeni bileceksin. İki. Verimli ders çalışma yöntemini keşfetmelisin. Nasıl? Sizce verimli ders çalışmak nedir arkadaşlar? Nasıl çalışırsak gerçekten verimli olur? Gözde hocam, vardiyalı çalışıyorsun, ona göre bir programa ihtiyacın var. Konulardaki hazır bulmuşluk düzeylerimiz de farklı hepimizin. Evet Mübera'cığım, tabii ki de farklı. Ama verimli ders çalışma, bunların hepsi senin kaç günde bir tekrar edeceğin, tekrarlarını düzenli yapıyor musun? Molalarına düzenli çıkıyor musun? Her gün sürekli, düzenli, istikrarlı çalışmalarını yapıyor musun? Çalışma programın sana ve seviyene uygun mu? Çalışma programın kalan süreye uygun mu? Bunların hepsini topla, al sana verimli çalışma. Bu. Verimli çalışmanın genel özeti bu. İçinde daha çok madde var. Çok madde var. Her şey senin verimini etkileyebilir. Bilişsel sürecin etkiler, seviyen etkiler, psikolojik yapın etkiler, her şey etkiler. Ama genel olarak verimli ders çalışma yine kendini tanıdığında olur. Peki, günlük ders çalışmaya ayırabileceğin süreyi belirlemen gerekiyor ve gerçekçi yaklaşman gerekiyor. Ben çok öğrenciden duydum arkadaşlar. Bireysel öğrenci koçluğu da yaptığım için yıllardır. Çok öğrenciden, hocam ben 10 saat çalışırım ya ne var ki deyip de günde belki 3 saati bile zor çalışan öğrencileri çok gördüm. Şimdi burada ne var? Kişinin kendi yapamayacağı bir şeyi hedef olarak belirlemesi doğru değil. Bu uyamadıkça seni çalışmaktan soğutur. Ders çalışmaktan uzaklaşırsın. Çalışamadıkça gözünde büyür, gözünde büyür, gözünde büyür ve bir gün gelir çalışmayı bırakırsın. O yüzden gerçekçi olmak, uygulanabilir bir ders çalışma programı oluşturmak, hazırlamak şart arkadaşlar. Bunun için kendinize bir yazacaksınız ya, ben şu saatte uyanıyorum, bu saatte işe gidiyorum, bu saatte işimle ilgileniyorum, bu saatte çocuğumla ilgileniyorum. Benim günde ayırabileceğim süre taş çatlasın 3 saat. Gerçekçi yaklaş, az mı çok mu bunun kararını sen veremezsin. Gerçekçi yaklaş ve her günde ayırdığın süre için dersini çalış, aksatma, geride bırakma, öteleme. Senin yapman gereken tek şey bu.
seviyene göre verimli, sürdürülebilir, sonuçları ölçülebilen, öğrenme yapına uygun ve sadece sana özel bir ders çalışma programına ihtiyacın var. Bunu hazırladığında ve uyum sağladığında sen bu yıl atananlar listesinde kendi ismini göreceksin. Bu kadar basit aslında. Feyza hocam diyor ki sabır, azim, disiplin ve süreklilik olduğu sürece verim yakalanır. Evet hocam, peki bunu nasıl sağlayacağız? Bunu tek başımıza yapmamızın zor olduğunu biliyorum. Yıllardır bu işi yaptığım için. Bir öğrencinin tek başına bir kontrol mekanizması görevi görmediğini, bir sistem kadar, bir öğretmen kadar program oluşturmanın temel ilkelerini, kuralları bilmediğini ve insan psikolojisinin de takip edilmedikçe biraz daha rahat ve geniş çalıştığını, bir süre sonra çalışmayı bıraktığını ve en önemlisi programının verimli mi değil mi olduğunu bilmediği için, yani o somut bir feedback, geri bildirim almadığı için motivasyonunun düştüğünü çok iyi biliyorum. Zaten bugün bu yüzden buradasınız arkadaşlar. Bunu tek başımıza başarabiliyor olsak bu seminere girmeye ihtiyacınız dahi kalmazdı, emin olun. Ve bunu başarabilen öğrenci yok denecek kadar az. Belki 10.000'de birdir. Bakın bizim PDR öğrencilerimiz dahi var. Yani bu işin lisansını tamamlamış öğretmen, rehberlik öğretmeni ama gel gör ki tek başına çalışamıyor. Çünkü neden? Evet onun sıfatı öğretmen olabilir ama KPSS öğrencisi. Öğrenci ne ister? Doğru bir program, düzenli bir çalışma ve bir kontrol mekanizması, takip ister. Bunlar olmadığı sürece hiçbiriniz diyemezsiniz ki hocam ben %100 verimli çalışıyorum. Mümkün değil böyle bir şey. Peki hocam çok güzel anlattın, harika. Bilmemiz gerekenleri artık biliyoruz da ben hangi yöntemle ders çalışacağımı nereden bileceğim, nasıl öğreneceğim, ne zaman hangi konudan konu anlatımı çalışacağım, ne zaman tekrar edeceğim, ne zaman soru çözeceğim, bunu neye göre belirleyeceğim, ne kadar sürede tekrar edeceğim, ne kadar sürede mola vereceğim? Evet, bunları bilmem gerektiğini bana söyledin. Ama şimdi nasıl yapmam, nereden bilmem gerektiğini de söyle dediğinizi duyar gibiyim. Merak etmeyin arkadaşlar, şimdi bu sorunun cevabına geldim. Arkadaşlarım, hepinizin her derste sahip olabileceği potansiyel 5 tane seviyeniz vardır. Bu 5 seviye. Ve bu 5 seviyeden birine sahipsiniz ama hangisine sahip olduğunu henüz bilmiyorsunuz. Birinci kural neydi? Çalışmaya başlamadan önce mevcut seviyeni bilmek zorundasın. Bir, temel seviye. Şu an az önce bir öğrencim hocam ben hepsinde birinci basamağım kesin öyleyimdir dedi ya. Bakalım gerçekten öyle mi? Birinci basamak arkadaşlar temel seviyedir. Temel seviyede olduğunuz derslerde o dersi %100 etkin ve tam öğrenmeniz için ön hazırlık yapmanız gerekir. Peki ön hazırlığın ne olduğunu daha önce duyan bilen var mı? Ön hazırlık ne ki acaba? İlk kez duyuyorum. Ne olabilir ön hazırlık? Hadi yanıtlarınızı bekliyorum. Bilgi birikimi. O konuya başlamadan önce o konu hakkında bilgi sahibi olmak. Konuya karşı temel oluşturmak. O ders hakkında biraz bilgi toplamak. Wow. Erkin hocam çok güzel bir yanıt verdiniz. Demiş ki Erkin hocam, ön hazırlık eşittir giriş. Yani bir kompozisyon gibi düşün. Giriş kısa olur, gelişme uzun olur. Sonuç, giriş, gelişme, sonuç. Arkadaşlar ön hazırlık kavramını duymamanız çok normal. Bizim kayıtlı öğrencilerimiz bu çalışmayı yapıyorlar ve çok memnunlar. Çünkü ön hazırlık kavramının aslında programa ekleyen kurum biziz. Yani bizim dışımızda başka bir kurumda olmadığı için bu çok duyulan bir kavram değil. Ha çok gerekli bir kavram mı? Kesinlikle gerekli bir kavram. Ama birçok kurum bunu göz ardı ediyor. Yani ön hazırlığa gerek yok ki aman öğrenci geliversin konu anlatımından çalışıversin canım ne olacak ki deniyor. Ama bilinmiyor ki bu öğrenci temel basamakta. Bu öğrenci belki çarpım tablosunu bile bilmiyor. Sen öğrenciyi çat tutup matematik dersinin ortasına atıyorsun. Sonra da diyorsun ki ah neden öğrenemedin? Bak aynı sınıfta olup
Türkiye birincisi oldu. Demek ki sorun sende. Diyorlar mesela, değil mi? Var mı bunu yaşayan? Daha önce destek alıp da arkadaşı atanan, kendisi atanamayan var mı? Aynı dershaneye gidip, aynı kursa gidip, aynı okulda eğitim alıp, biri çok ileri level puan alıp, biz belki barajı bile geçemedik. Vardır böyle örnekler. Var, bakın içimizde de var. Neden arkadaşlar? Burada seviye ayrımı gözetilmediği için. Ama biz ne dedik? Arkadaşının öğrenme hızıyla seninki bir değil. Arkadaşın belki sayısalcı, matematikte. Hemen duyduğunu anlıyor. Belki öğrenme hızı çok yüksek. Belki hazır bulmuşluğu çok yüksek. Onun için bu ders verimli. Onun için verimli oldu diye benim için verimli olmak zorunda değil. Bu yüzden her dersten ayrı ayrı seviye belirleme sınavına girip her dersteki seviyenizi belirlemek zorundasınız. Hangi derste hangi basamaktasın, bunu bilmek işin yarısı. Örneğin matematikte seviyen 1. Temel seviyedeyim. Ne yapmam gerekiyor? Ders çalışmadan önce, ders yapılmadan önce ders içeriğine dair genel bir fikir edinmem gerekiyor. Ön hazırlık çalışmasında temel düzeyde videoları izlemem. Basit içerikli konu anlatımı kitaplarından o konuda ne öğreneceğim girişini yapıp canlı dersime ya da video dersime o şekilde girmem gerekiyor. Yani önden hazırlık yapacağım. Dersin seviyesine kendimi hazırlayacağım. Derse öyle gireceğim. Bunu yaptığınızda o ders emin olun çok daha fazla verimli geçecek. Sonrasında geldim 2. Türkçe'de örnek veriyorum. IQ 2. basamakta. Neymiş 2. basamak? Başlangıç. Karşılığı neymiş? Konu anlatımı. Yani libi derya, derya deniz, konu anlatım, çalış 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 bitmez. Yüzlerce saatlik bir konu anlatımınız var arkadaşlar. Hele ki A grubu, hele ki öğretmenlerim, hele ki gene GGK eğitim birimlerinden girecek olan hocalarım, çok fazla konu anlatımı çalışmanız gerekiyor. Ama her derste mi? Hayır. İhtiyacınız olan derslerde ve konularda konu anlatımı evet okey çalışın. Konu anlatımı neden yapılır? O konuyu öğrenmek için canlı yayın konu anlatımı derslerinden, video konu anlatımlarından, detaylı böyle sayfalar dolusu konu anlatımı kitaplarından yararlanabilirsiniz. Eğer bizim sistemimize kayıt olursanız da biz sizin ikinci seviyede, başlangıç seviyesinde olduğunuz ders ve konularda size detaylı canlı ve video eğitimlerden konu anlatımını yüzlerce saatte zamana bölünmüş bir şekilde sınav tarihine kadar zaten yaptıracağız. Geldim 3. Hocam ben coğrafyada orta seviyede çıktım. Ne yapacağım? Nedir bu orta seviye? Ne ilerideyim, ne gerideyim? Nereden başlasam ki, ne yapsam ki? Dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlarım orta seviye tam olarak adı üstünde orta. Ne ileridesin, ne üsttesin. Ne öğrendin, ne öğrenemedin ama öğrenmeye daha yakınsın. Ben her zaman hayata pozitif noktasından bakarım, dolu noktasından bakarım. Bence siz de öyle yapın. Öğrendiğin konuları kalıcı hale getirmek için tekrar anlatım niteliği olan canlı derslerden, video derslerden, özet anlatımlı konu anlatım kitaplarından ya da öğretmeninizin size verdiği notlardan, kendinizin tuttuğu notlardan faydalanıp bunların şöyle bir üzerinden geçip detaylı konu anlatımı yapıp edindiğiniz bilgileri sigortalayabilirsiniz. Ben bunu birçok seminerimde örnek olarak veriyorum. Arkadaşlar siz binlerce lira verip çok kaliteli bir araba aldınız. Bu arabanın sigortası olması lazım, değil mi? Yoksa yaptığın en ufak kusurlu bir harekette, en ufak bir yanılgıda, en ufak bir kazada bitti. Büyük bir maddi külfete girersin ve o değeri koruyamamış olursun. Bilgi çok kıymetli bir şey. O bilgiyi öğrenmek için çok çabalıyorsunuz ama bu bilgiyi korumak için de tekrar etmeniz gerekiyor. Tekrar etmediğinde sürekli konu çalış, konu çalış, konu çalış, yeni konu gelsin, bir daha gelsin, bir daha gelsin dediğinde edindiğin bütün bilgiler, yeni bilgiler geldikçe gidiyor. Yani ne yapmış oluyorsun? Altı delik bir bardağa su koymuş oluyorsun. Sonra da bardağı eline alıyorsun. Aa, bunda su kalmamış, su koymuştum. Bilgi de böyle bir şey. Garantilemek için tekrar etmek zorundasınız. Güllü hocam bizim
Bireysel olarak yaptığımız öğrenci koçluğumuz yok. Bu bahsettiğim koçluğu yapay zeka sistemi yapıyor. Bana tabii ki ulaşabilirsiniz. Birazdan WhatsApp linklerimizi bana, kurumumuza ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimizi ileteceğim. Geldim dördüncü basama. Kocam ben vatandaşlıkta ileri seviyedeymişim. Öncelikle tebrik ederim tabii ki ileri seviyede olduğun için. Peki ileri seviye ne demek? Karşılığında ne yapmam gerekiyor diye soruyorsunuz. Arkadaşlarım ileri seviyede soru çözümü yapacaksınız. Ama nasıl bir soru çözümü? Kolay seviyede bir soru çözümü. Yani bilgini öğrendin. Tekrarını yaptın. Artık yanında notların olsun. Önünde videon açık olsun. Ya da çözümlü soru bankan elinde olsun. Soru çözeceksin. Artık bilgiyi edindin. Bu bilgiyi hayata geçirmen, pratikliğini arttırman gerekiyor. Bir soruyu yanlış mı yaptın? Dönüp doğrusuna bakıp silip yeniden doğrusunu yapacaksın. Yani destekli soru çözümü dördüncü basamak ileri seviyede olduğunu gösteriyor. Geldim hepimizin her derste ulaşmasını istediğim, sizin de çok istediğiniz beşinci basamak. Beşinci basamağın daha üstü yok. Beşinci basamak %100 demek. Yani o konu %100 öğrenildi. Öncelikle yine tebrik ederim. Ve beşinci basamaktaysan artık desteksiz, en zor çıkmış soru, çıkabilecek soruları kronometre tutarak çözmeye hazırsın. Artık dört basamağı sağlıklı bir şekilde geldin ve beşinci basamakta bu bilgileri had safhada yanlışsız bir şekilde kendine kanıtlama zamanı. O yüzden üst seviyede olduğun derslerde de biz sana orta ve zor düzeyde soru çözümü çalışması yaptırıyoruz. Bu ne demek oluyor? Desteksiz soru çözmeye hazırsın. Büşra hocam, eğer hepsinde aynı seviyedeysen ki bu çok mümkün değil bu arada. Hani bu çok böyle ütopik bir varsayım. Çünkü hiçbir öğrenci her derste aynı seviyede olamaz. Ama diyelim ki öyle. Öyleyse de derslerin önem derecesine bakılır. Yapay zeka sistemi der ki Büşra'nın ÖABT dersinin Büşra'ya getirisi %50. Eğitim bilimleri dersinin Büşra'ya getirisi %20. Yani 2,5 katı kadar daha önemli ÖABT. Eğer aynı seviyedeysen, tırnak içerisinde söylüyorum, ÖABT'yi daha yoğunluklu çalışman gerekebilir. Hele zamanın falan kısaldıysa, ayırman gereken süreyi ayıramıyorsan, gerekirse konuları önceliklendirir. Gerekirse çok az sorunun geldiği konuları eleyebilir. Neden arkadaşlar? Bu sınav bir strateji sınavı. Hiçbir zaman ÖSYM'nin şöyle bir açıklama yaptığını duydunuz mu? 100 puan almazsan Feyza seni atamıyorum. Ya 100 puan al gel ya da karşıma gelme. Dedi mi? Demedi. Hiçbirimizin hedefi 100 puan değil ki arkadaşlar. Neden gözünüzü kendi kendinize korkutuyorsunuz? Neden yanlış yapma lüksümüz yok gibi? Neden bütün konularda %100 başarılı olmak zorundayım? Evet, tabii ki de olalım. Bu benim de istediğim bir şey. Ama senin zamanın yok. Çalışamıyorsun. Farklı sorumlulukların var. E ne yapalım? Çalışıyorum diye sınava mı girmeyeyim? Kendi oturamadığım koltuğa rakibime diyeyim ben oturamadım. Gel al sen otur. Girmiyorum sınava. Kendimizi cezalandırıyoruz. Ben diyorum ki bu sınav bir strateji sınavı. Satranç gibi düşün. Bir sonraki hamleni düşündüğünde attığın adım sana kazandırır. Yani sınavda %100 başarı diye bir şey yoktur. O yüzden gerekirse bizim sistemimize kayıt olduğunda biz senin gireceğin sınavdaki konuların tek 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 kaç puan getirdiğini, senin o konuda hangi seviyede olduğunu belirleyeceğimiz için gerekirse bir soru mu geliyor? Büşra bir sorunun geldiği konuyu çalışma. Gel biz seninle 8 sorunun geldiği konuyu çalışalım diyeceğiz. Kadir hocam bizim sistemimiz hangi gün kayıt olursan ol sana özel bir planlama yapıyor zaten. O yüzden yeni başlayanların grubu diye bir şey yok. Sen ne zaman kayıt olursan senin grubun, senin eğitimin, senin yapay zeka koçun o gün itibariyle çalışmalarını başlatıyor. Cihan hocam, yapay zekadaki sorular ÖSYM formatına %100 uyumlu. Şimdi geldim. Öğrenme karakterimizi keşfetmeliyiz dedik ama nasıl?
Her birimizin arkadaşlar farklı bir öğrenme yapısı var. Hatta kardeşlerinizi düşünün. İkiz olan var mı bilmiyorum, çok sanmıyorum. Çok istisnai karşılaştığım bir durum oluyor. Ama ikiz kardeşiniz dahi olsaydı, ikizlerin bile birbirinden farklı öğrendiğini, birbirinden farklı sürede öğrendikleri bilgileri unuttuklarını, birbirinden farklı odaklanma düzeylerine sahip olduklarını ve ikizlerin bile başarılı ya da başarısız olduğu derslerin birbirinden farklı olduğunu size söyleyebilirim. Bunu zaten siz çevrenizden, hatta kendi hayatınızdan da tecrübe etmişsinizdir diye düşünüyorum. Melih hocam, hemşirelik güzel bir bölüm. Verimli çalışman gerekiyor. Öngörülerim bu yönde. Arkadaşlar, bölüm hiç sormayın. Çünkü hangi bölüm olursa olsun rakibiniz var ve bu sistemle çalıştığınızda bölümün bir önemi yok. Çünkü yapay zeka hedef odaklı çalıştığı için senin hedefin 70 olsun, senin hedefin 90 olsun, senin hedefin 95 olsun, senin serüvenin sana özel zaten. Sefa hocam, kursa kayıt olmadan yapay zeka programından faydalanamazsınız. Eğitim programımıza kayıt olan öğrencilerimizin faydalanabildiği bir sistem bu. Hocam, DBT için yüzdeleme kaç? Cennet hocam, DBT için %70 DHBT, %30 GGK. Bizim eğitim analizlerimizde sadece Türkiye'de tek uzamda uygulanan, patenti bize ait olan ve yapay zeka ile uygulanan 11 farklı eğitim analiziyle sizin bütün öğrenme karakteriniz, onun dışında psikolojik yapınız, öğrendiğiniz bir bilgiyi ne kadar sürede unuttuğunuz, odaklanma düzeyiniz, stres kaygı düzeyinize kadar, zeka tipinize kadar, öğrenme okuma anlama hızınıza kadar, sizi hazırlık sürecinde etkileyebilecek bütün özellikleriniz tek tek ölçülecek ve bu verilere bakılarak kayıt olduktan sonra yapay zeka sistemi ders çalışma programınızı hazırlayacak. Hemen bakalım sorulara. Evet, veterinerlik 90 üstü. Hocam, konu çözümlü kitaplar almak daha mı iyi oluyor yeni başlayanlar için? Tamam, kaçırdığım bir şey olmamış. Harika. Geldim, artık seviyemi biliyorum. Öğrenme yapımı biliyorum. Bu verileri birleştirip neye ihtiyacım var? Ders çalışma programı hazırlamaya. Arkadaşlar, programınız biricik olmalı ve size özel olmalı demiştik zaten. Sizi kazandıracak programın özelliklerinden de bahsetmiştim. Bu programı hazırlarken gerçekçi olmanız, uyum sağlayabileceğiniz bir program hazırlamanız şart. Aksi takdirde çok ütopik, çok ağır bir program hazırladığınızda ve uyum sağlayamadığınızda bu programın size hiçbir katkısı, hiçbir artısı olmayacak. Öncelikle ders çalışabileceğin süreyi bilmen lazım. Sınava kalan zamanı bilmen lazım. Hangi derste hangi seviyedesin, hedefine ne kadar uzaklıktasın ve bu verileri birleştirip ihtiyacın olan ders çalışma programını hazırlamalısın. Ama bu programı hazırlamak senin için yeterli değil. Çünkü program hazırlamak, evet, bir marifet. Programın takibini ve verimliliğini yapmak daha büyük bir marifet. Zaten öğrenciler nerede kaybediyor biliyor musunuz? Verimliliği ölçemediği için. Yoksa programı herkes yapar. Ütopik de olsa yapar, ağır da olsa yapar, hafif de olsa yapar. O programa uydun ya da uymadın ya da kısmi olarak uydun. Önümüzdeki haftanın programını neye göre hazırlayacaksın? Ya da bunu kendin tek başına yapabilecek misin? Ya da herhangi bir dershane duydunuz mu bunu yapan? Seni takip ediyorum. Eksikliklerin bunlar, bunlar, bunlar. Önümüzdeki haftaya bunları devrediyorum diyen hiçbir kurum yok. Ya da kendiniz de bunu yapamazsınız. O yüzden programınızda arkadaşlar dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri de, evet, doğru program hazırlansın ama bu programda öğrendiğin, öğrenemediğin, uyum sağladığın, uyum sağlayamadığın konulara göre de her hafta programını analiz edip yenilemen gerekiyor. Fatma Gül hocam, eğer lisans okuyorsan, henüz mezun olmadıysan girebilirsin. Mesela burada ben bizim kayıtlı olan öğrencimizin kendisi için yapay zeka sistemi üzerinden hazırladığı öğlen saatlerinde 3 saatlik ders çalışma programının örneğini aldım.
Şimdi bu öğrenci 9 ve 12 arasında çalışabileceğini sisteme girmiş ve yapay zeka da onun seviyesine göre kalan zamana göre ihtiyacı olan ders çalışma programını hazırlamış. Mesela bir şeye dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlarım. 9 ve 9.35 arasında Türkçeden tekrar yapmasını istemiş. Tekrar hangi seviyede yapılıyordu? Tekrar kaçıncı basamaktı? Kimlerin unutma süresi yüksek görelim hadi bakalım. Kimler hatırlayacak? Daha 5 dakika olmadı. Tekrarı hangi seviyede yapıyorduk? Hayır. Hayır. Orta. Nurgül Hocam. Sümeyye Hocam. 3 arkadaşlar. Dedik ya 5 basamak. Ön hazırlık, konu anlatımı tekrar. Kolay seviyede soru çözümü, zor seviyede soru çözümü. Yani üçüncü basamak. Üçte tekrar yapıyorsun. Buradan neyi anlıyorum? Tekrarı kimler yapıyordu? Konusunu çalışmış, öğrenmiş, garanti altına almak isteyenler tekrar yapıyordu, değil mi? Yani ön hazırlık yapmış, konu anlatımı çalışmış, üçte tekrar yapacak ki sigortalayacak. Öğrendiği bilgileri garantileyecek. Evet Hatice Hocam, harika. Peki 35 dakika sonra mola verdirmiş. Buradan neyi anlıyorum? Kimler blok ders çalışması yapamaz? Evet, odaklanma süresini anlıyorum. Yapay zeka öğrenciyi dikkat testini almış ve demiş ki senin dikkat dağınıklığın var. Senin asla blok ders çalışması yapmaman gerekiyor. Senin odaklanma süren maksimum 35-40 dakika. O yüzden ben sana öyle bir program yapacağım ki dikkatin dağılmadan molanı verdireceğim demiş. Çat molasını eklemiş. Matematikte konu anlatımı çalıştırmış. Konu anlatımı hangi seviyede çalışıyordu arkadaşlarım? Konu anlatımı yani ne dedik? Levi Derya, Derya Deniz bütün konuların anlatımını çalışıyor. Başlangıç değil mi? Yani ikinci basamaktayım matematikte detaylı konu anlatımı çalışacağım. Sonra yeniden molamı vereceğim. Coğrafyada soru çözümü yaptırıyor bana. Soru çözümü hangi seviyede yapılıyor arkadaşlar? İleri. Yani dördüncü basamak. Üst level'dan bir önceki level'dayım. Yani bu demek oluyor ki benim buradaki örnekteki öğrencim coğrafyada ileri seviyede çıkmış. Coğrafyada diğer sorumluluklarını yerine getirmiş ve artık soru çözmeye hazır. Ben ona soru çözdürebilirim. Bunu anlıyorum, değil mi? Vatandaşlıkta tekrar ettirmiş. Yani üçüncü basamak orta düzeyde olduğumu gösteriyor. Peki arkadaşlarım, sizin hazırladığınız program böyle mi? Yoksa hepsinde hadi bakalım Bismillah sıfırdan başlayayım ya da hadi bakalım Bismillah hepsinde ileri seviyede soru çözeyim mi? Ben yanıtı biliyorum ama yanıtı sizin vermenizi istiyorum. Bir de sizden duyalım. Ders ayrım yapmıyorsunuz değil mi arkadaşlar? İşte bu yanlış. Her derste aynı seviyede değilsin. Her derse aynı zamanı ayırmak zorunda değilsin. Zaten seni kazandıracak kısım program. Programın seviyene özel olsun, sana özel olsun. Sen sadece gir ve öğrencilik yap, programına uyum sağla. Başka hiçbir şeye ihtiyacın olmayacak. Yani demek oluyor ki yapay zeka beni çok iyi tanıyor. Gireceğim sınavı çok iyi tanıyor ve hangi derste hangi basamaktaysam o basamağın karşılığına denk gelen çalışmayı bana yaptırıyor. Yani yapay zeka beni ve zamanımı önemsiyor. Zeynep hocam, bebekli anneler için ben kesinlikle bizim sistemimizi öneririm.
Çünkü bebekli annelerin zaten örgün olarak bir dershane kursa gitmeleri çok zor. Bebekli annelerin kendilerini motive etmeleri çok zor. Bebekli annelerin hem bir sürü psikolojisine hem de kısa sürede çok yol kat etme ihtiyaçları var. Yani bebekli annelerin aslında yapay zeka sistemine ihtiyaçları var diyebilirim. Evden çıkmadan, konfor alanınızın dışına çıkmadan, ister gece, ister gündüz, ister öğlen, hangi saatte uygunsan girip çalışabileceğin bir sistem. Yani fırsat ayağına geldi diyebilirim. Evet, şimdi hazırsak örnek bir ders çalışma programını şu an bu verdiğim bilgiler daha da net pekişsin diye yapay zeka sistemini biraz daha yakından görmeniz, tanımanız için birlikte hazırlayacağız. Arkadaşlarım, burası bizim sayfamız. Rüveyda Hocam, az önce de söylediğim gibi bu sorumun yanıtı değişmeyecek. Doğru programla hazırlanırsan kalan sürenin önemi yok, her halükarda yetiştirirsin. Hele ki B grubuysa 5 tane dersin var. Şu an başlasan çok rahat yetiştirirsin ama nitelikli bir programla olması gerekiyor. Aksi takdirde bunun sözünü veremem. Milyonlarca öğrencinin girdiği bir sınava gelişi güzel. Aman aman hocam, YouTube'dan çalışırım, kitaptan 3-5 soru çözerim, girerim 90 alırım. Bunlar hayal arkadaşlar. Bakın, YouTube'da çok fazla başarı hikayesi izlediğinizi biliyorum. Çok fazla öğrencilerim belki imrenerek taklit ettiğinizi, onların programını kendinize uygulamaya çalıştığınızı görüyorum. Ama bunun sonu hüsran. Çünkü bir başkasının ayakkabısı sana olmaz, o ona başarı sağladı, sana başarı sağlayacak diye bir kural yok. Bak, kardeşlerden bahsediyorum, ikizler dahi. İkiziniz olsun, kardeşiniz olsun, ikinizin başladığı nokta aynı değil. İkinizin süresi aynı değil. İkinizin algılama hızı aynı değil. İkiniz bile aynı programla çalışamazsınız. Aynı kaynaktan çalışamazsınız. Gerçekçi değil arkadaşlar. Bireysel hazırlanmadığınız sürece, bireysel bir programınız olmadığı sürece yetişir ya da yetişmez demem asla doğru olmaz. Ayşenur Hocam, mühendisliğin hemen hemen bütün branşlarında 90 üstü puan almanız gerekiyor. Funda Hocam, bu senin unutma hızına göre değişebilecek bir cevap sorduğun soru. Bir dersi tamamen bitirip diğer dersi öyle geçmek mantıklı mı? Yani bunu eğer bizim kayıtlı öğrencimiz olsaydın senin unutma süreni göz önünde bulundururduk. Eksik olduğum ve hiç başlamadığım dersleri göz önünde bulundurup yapay zekadan yanıtını alırdık. Ama şu an sizi net olarak tanımadığım için bunun yanıtını veremem. Doğru olmaz. 5 ay. Neden 5 ay? Şu an başlayın. Niye 5 ay kala başlıyorsunuz ki? Şimdi kendi öğrenci panelime gireyim arkadaşlarım. Evet. Şu an sizin girmenize gerek yok. Görmeniz yeterli. Çünkü girdiğinizde seminerden çıkmış olursunuz. Adımları ben tek tek tarif edeceğim. Bu adımları takip etmeniz yeterli. Rüveyda Hocam, yapay zeka sistemini satın alabilirsiniz. Sadece ders, yani sistemi kullanmak için. Dersleri biz hediye ediyoruz zaten öğrencilerimize. Mayıs'ta doğum yapacaksınız. Ah, şimdiden Allah analı babalı büyütsün. Hazırsak başlıyoruz. Yapay zeka sistemine kayıt olan bir öğrenci bu adımları tamamlayarak kendisini 90 puan aldıracak çalışmaya hazırlıyor. Yapay zeka sistemi öğrenciye atandıracak puanı kendisine özel hazırladığı ders çalışma programı ile ilerletiyor. Öncelikle sisteme girdiğimde arkadaşlarım, kayıt olduktan sonra beni bekleyen görevlerim var. Bir, neydi? Öğrenme karakterimi keşfedeceğim. Yani eğitim analizim. Eğitim analizimi derin bir nefes alıyorum ve hazırlıklı bir şekilde başlıyorum. Eğitim analizimde öğrenme karakterim, psikolojik yapım, hangi ders hangi yöntemle çalışmam gerektiği, hangi konuyu kaç günde bir tekrar etmem gerektiği, odaklanma sürem, her şey tek tek ortaya çıkıyor. İki, seviyemi ölçüyorum. Seviyemi nereden ölçüyorum? Seviye belirleme sınavından.
Şimdi geliyorum. Seviye belirleme sınavında her dersten bu örnek bir GGK paneli bu arada. Genel yetenek, genel kültür için göstermek istedim. Çünkü ortak alan, yani A grubundan da girseniz, öğretmenlikten de girseniz ortak alanda bütün bu derslerin seviyesini ölçmeniz gerekiyor. Eğer eğitim birimleri ve ÖABT'ye de kayıt olursanız onların da seviyesi ölçülecek. Ya da A grubuna kayıt olursanız A grubundaki bütün derslerin de tek tek seviyesini ölçeceğiz. Sınavı başlat dediğimde karşıma ÖSYM tarzı, nitelikli ve girebileceğimiz sınavda karşımıza çıkabilecek sorular geliyor. Bu sorulara verdiğim yanıtlar üzerinden yapay zeka benim kaç doğrum, kaç yanlışım, kaç boşum olduğunu hesaplıyor ve benim o dersteki hangi basamakta olduğumu belirliyor. Diyor ki sen Türkçe'de üçüncü basamaktasın, matematikte birinci basamaktasın, coğrafyada dördüncü basamaktasın gibi. Bu hepinizde farklı çıkacak tabii ki. Sonrasında geliyorum, öğrenme karakterimi keşfettim, seviyemi belirledim. Ne kaldı? Çalışma takvimi. Artık bu verileri birleştirip kendime özel ders çalışma programını hazırlıyorum. Ben örnek olarak bir program hazırlayacağım. Şu an bu seminerde olan her öğrencimin bir kere kendisine örnek olarak program hazırlama hakkı var. Kayıt olan öğrencim sınırsız olarak programını yenileyebiliyor, revize edebiliyor, hazırlayabiliyor. Şu an misafir öğrencisiniz arkadaşlar. Sistemi görmeniz, deneyimlemeniz, test etmeniz için bir kere kendinize örnek bir ders çalışma programı hazırlayıp görebilirsiniz. Şimdi ben bütün dersleri bir arada çalışmak ve bir arada bitirmek isteyen bir öğrenciyim. Hangi derse çalışmak istiyorsam az önce gördüğünüz gibi sağdan sola doğru aktarıyorum. Mouse'umla sürüklüyorum ve kaydet diyorum. Akabinde geldim yapay zekanın yapay zeka olduğu alana, yani sana özel ders çalışma programı oluşturduğu alanın en somut örneği burasıdır arkadaşlar. Hangi saat aralığında çalışabileceksiniz? Kaç saat çalışabileceksiniz? Yapay zeka sistemine bu saat aralığını giriyorsunuz ve sistem SBS sonucunuza bakıyor. Eğitim analizi sonucunuza bakıyor. Çıkan sonuç üzerinden ihtiyacınız olan programı hazırlıyor, karşınıza getiriyor. Tek sorumluluğun ne? Karşına gelen ders çalışma programına adım 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 uyum sağlaman. Geliyorum. Kaçta başlayacağım çalışmaya? 15'te başlıyorum. Akşam 9'a kadar. Yani 3 ve 9 arası. Günde 6 saat ders çalışma programım var. Ve oluştur diyorum. Şu an yapay zeka benim takvimimi oluşturuyor. Mola sürelerimi, çalışabileceğim süreyi, işleyeceğim konuları, o konulardaki çalışma türlerimi, o konuların önem puanını, bakın her şeyi belirliyor. Takvimime git diyorum. Şimdi takvimim karşıma gelecek. Evet. Bakın burası canlı ders takvimim. Benim seminerimin canlı dersi var. Direkt derse katıl diyerek canlı olan bütün derslere katılabiliyorum. Ve bütün konulardan benim ihtiyacım olan ders çalışma programı hazırlandı, karşıma geldi. Kayıt olduğumda buradan hangi konuyu kaç dakika çalışıp kaç dakika sonra mola vereceğime kadar her şey otomatik karşıma geliyor. Üzerine tıklayıp çalışmaya başla demem yeterli. Bakın. Şu an benim bu konuyu çalışmam gerekiyor ve bu konuyu çalışıyorum. Yapay zekanın belirlediği aralıkta. Onun dışında geldim yeniden takvimime. Buradan derslerimi çalıştıkça arkadaşlar yapay zeka bunu ayırt ediyor. Hangi dersini çalıştın, hangisini tamamladın, hangisini tamamlamadın, hepsini görüyor ve eğer eksik bıraktığım bir çalışma varsa her hafta pazar günü yapay zeka günlük programını kontrol edip eksik bıraktığım çalışmaları önümüzdeki haftanın ders çalışma programına otomatik olarak ekliyor.
Yani seni takip ediyor. Her günün programı bakın hazır. Takip ettiğini nereden görüyorum? Benim bir karnem var. Haftalık olarak arkadaşlar sizin bu haftaki yaptığınız çalışmalardan ne kadar verim aldınız? Ne kadar verim alamadınız? Bunları görebileceğiniz bir raporunuz var. Yapay zekanın performans karnesi. Haftalık senin öğrenme oranın, çalışma oranın, verimlilik oranın yüzdelik olarak hesaplanıyor ve hedefin altındaysan eğer yapay zeka eksik bıraktığın noktaları önümüzdeki haftanın programına otomatik ekliyor ve o alanları yeniden çalıştırıyor sana. Yani yapay zekadan tabiri caizse kaçış yok diyebilirim. Hani bir koç ya da bir rehberlik uzmanı sana program yaptığında belki şunu diyebiliyorsun. Hocam ben o saatte onu yapamadım. Neyse devam edeyim kaldığım yerden. Hayır arkadaşlar. Düşün ki denklemleri çalışmadan iş yavuz problemlerini çözebilir misin? Ya da cümlede anlam konusunu bilmeden paragraf çözebilir misin? Çözemezsin. Yani konu bütünlüğünü bozmaman gerekiyor. Bunun için random bir çalışma yapmaman gerekiyor. Evet Nazlı Hocam. Seviye belirleme sınavından çıkan sonuçlarınıza göre yapıyor. Kayıt olduğunuzda her hafta burada haftalık raporunuzu, karnenizi görüyorsunuz ve her hafta ders çalışma programınız otomatik olarak yenileniyor arkadaşlar. Canlı ders takviminizde de biz bu arada siz kayıt olduğunuzda sadece yapay zekanın koçluğu, sadece program ve takip mi sağlayacağız? Hayır. Hangi eğitime kayıt olduysanız, kayıt olduğunuz eğitimin canlı derslerine, o canlı derslerin videolarına, annelerin, babaların var içinizde, çalışanların var, öğretmenlerim var, öğrencilerim var, farklı sorumlulukları olanlar var, canlı derse giremeyecek olanlar, kısmi girebilecek olanlar var. Hiç dert etmeyin. Bütün dersler kayıt altına alınıyor. İster canlı ister video olarak izleyebiliyorsun. Dijital kaynakların ders notların oluyor. Türkiye geneli deneme sınavların oluyor. Konu tarama testlerin, ünite sonu soru çözüm kampların, dönem sonu dev genel tekrar dev soru çözüm kampların, bunların tamamına da sahip olmuş oluyorsun. Yani hem yapay zeka süreçte başarıya ulaştıracak olan ders çalışma programı ve takip sistemi hem de ihtiyacın olan eğitimsel içeriklerin tamamı bu sistemde yer alıyor. Ve böyle bir sistemde hazırlanıp uyum sağlaman halinde neden kazanamayasın? Var mı böyle bir sistemde çalışarak kazanamayacağını düşünen? Kadir Hocam asla geç kalmadınız. Çünkü siz kayıt olduğunuzda sizin miladınız kayıt olduğunuz gün. Sınava kaç gün kaldı? 250 gün. 250 gün boyunca hedefinize ne kadar uzaklıktaysanız yapay zeka programınızı ona göre hazırlayacak. Yapay zeka ile hiçbir şeye geç kalmadınız arkadaşlar. Yasin Hocam ÖABT de var, eğitim bilimleri de var, beden eğitimi de var, birçok ÖABT branşımız da var. Biz hemen hemen bütün ÖSYM sınavlarına yönelik, kategorilere yönelik eğitimler veriyoruz. Son olarak size yapay zeka ile geç yani şu an tarihin geç olduğunu düşünen öğrencilerim için şunu söyleyebilirim. Gerekirse yapay zeka eğer zamanı yetiştiremeyeceğinizi anlarsam size konu önceliklendirme ve gerekirse konu eleme yapacak demiştim ya arkadaşlar. Bunu neye göre yapacak? Gelin birlikte bakalım. Ders dünyasına giriyorum. Burada bütün dersler var. Kimliği gör diyorum herhangi bir dersi seçip. Ve o derste toplam çalışmam gereken konu sayısı bakınız burada. Türkiye'nin coğrafi konumu, fiziki özellikleri, nüfus, ekonomik coğrafyası, bitki örtüsü gibi gibi gibi. Ve herkes buraya dikkatli bakabilir mi? Önem puanı denen bir yer var. Ve önem puanı her konunun farklı. Nedir bu önem puanı? Didem Hocam, katiplik için genel kültür, genel yetenek eğitimine kayıt olmalısınız. Meryem Hocam bu derslerdeki seviyenize göre değişir. Kayıt olduğunuzda SBS sonuçlarınıza bakıp bunun yanıtını öyle verelim. Önem puanı o konuya dair sınavda çıkacak soru sayısı. Peki buradan baktığımda
Coğrafyanın en önemli konusu hangi konu gibi görünüyor? 0,83 mü? 2,5 mu? 3,33 mü? 2,5 mu? 6 mı? 6 var. Evet, yani coğrafyada senin olmazsa olmazın ne? Türkiye'nin ekonomik coğrafyası. 6 puan önem puanı var. Türkiye'nin coğrafi konumu 0,83. Ve bunun gibi diğer bütün derslerde de bakın Türkçeyi ele alalım. Yani demem o ki bazen çok da önemli olmayan, sana çok da katkı sağlamayacak konulara vaktin olmamasına rağmen sırf sınavı tanımadığın için gereksiz fazla çalışıp vaktini yanlış yere yatırabiliyorsun. Ve bu sana çalışmana rağmen başarı getirmiyor. Hani öyle bir tayfa var ya, hocam çalışıyorum, 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 kazanamıyorum. Neden? Bu yüzden. Zamanını doğru yönetemiyorsun, sınavı tanımıyorsun. O yüzden sınavı bu kadar irdeleyen, yakından tanıyan bir sistem varken neden zor yolu seçelim ki? Evet İrem hocam, bunlar hepimiz için aynı. Geldim Türkçe'ye. Türkçe senin sınavının %25'i. Yani Türkçesiz diğerlerini full bile çeksen alabileceğin maksimum puan 75. Türkçe'de bakıyorum. Bir sürü konu var. En önemlisi hangisi? 12,50 ile paragraf. Sözcükte anlam bakın 0,84. Paragrafla sözcükte anlamı kıyasladığında arkadaşlar neredeyse 15 katı kadar daha önemli bir konu. Ama sen tutup zamanın yokken paragrafta pratik yapmak yerine sözcükte anlamı çalışıyorsun. Ve sonra diyorsun ki hocam benim netlerim artmıyor. Neden artmıyor? Çok soru gelen kısmı geri plana attığın için olabilir mi? Çok soru gelen kısmı önemsemediğin için, sona bıraktığın için, gereken zamanı ayırmadığın için olabilir mi? İşte yapay zeka sistemine kayıt olduğunda sana ne yapacak sistem? En çok soru gelen kısımlardaki seviyeni ölçecek ve diyecek ki Ahmet, senin hedef puanın 90, sana 90 puana aldırabilecek konular bunlar. Bunlar, 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 bunlar. Bu konularda tap noktaya çıkman gerekiyor. Ha geriye kalan konularda da zamanın varsa tabii ki çalış. Eğer vaktin varsa çalış. İstersen 100 puan hedefin olsun. Bunu tabii ki yap. Ama eğer zamanla yarışıyorsan, ama eğer stresle yarışıyorsan, kendinle yarışıyorsan sıralamayı bozman gerekiyorsa boz. Ama bunu bir mantığa dayandırarak yap. Bunu sadece yapay zeka yapabilir arkadaşlar. Bunu ne bir öğretmen, ne bir rehberlik uzmanı, ne bir öğrenci koçu, hiç kimse derinlemesine sınavı bu kadar analiz edemez, bu kadar tanıyamaz ve buna göre bir ders çalışma programı oluşturamaz. Geliyorum. Bizim sistemimizde çok soruyorsunuz arkadaşlar özel görüşmelerimizde de. Hocam peki kayıt olduğumda kitap var mı? Kitap, kitap, kitap. Somut herhangi bir kaynak gönderimimiz yok arkadaşlarım. Çünkü buna ihtiyaç duymuyoruz. Yapay zeka sisteminin altın değerinde ders notları var. Onlara da bakayım. Şu an onları da örnek olarak her birinize açıldım. Örnek görebilmeniz için birkaç tane notu. Onlara da zaten bakarsınız. Ama notları gördüğünüzde çok şaşıracaksınız ve çok beğeneceksiniz. Tarih. Kayıt olduğunuzda bu notlara da sahip olmuş olacaksınız. İbrahim Hoca'nın el yazısı. Şöyle bir not nerede var? Bakın kodlamaya bakın. Tema. Eyyubiler. Memlükler. Akşitler. Tolunoğulları. Yani şu notu arkadaşlar hiçbir kitap size sağlamaz. Ahmet Hocam bu notlar satılmıyor. Bu notlar kayıt olan öğrencilere hediye ediliyor. Evet Cennet Hocam size uygun canlı ders olacak. Bakın varil nasıl kodlamış gördünüz mü? Ve her derste bu notlarınız var. Sizce bu kadar detaylı notları olan bir öğrencinin dışarıdan artık not olarak bu noktada bir kitap almaya ihtiyacı var mı? Yok. En fazla soru bankası alırsınız. Onun için de biz sizin seviyenize uygun, ÖSYM formatına uygun
Soru bankaları önerilerini rehberlik uzmanlarımıza sağlarız. Didem hocam, canlı derse kayıt olduğunuzda geride olduğunuz konunun açığını yapay zeka sisteminin hazırladığı programla kapatacaksın. Onlar video olarak sisteminizde kaydedildi zaten. Diyelim ki biz senin kaydını aldık. Şu an sen bugün seminerden sonra kazandığın indirimle birlikte kayıt oldun. Sen yokken işlenen derslerin hepsi burada. Hayır Cennet Hocam, sisteminde yüklü olacak. Bakınız, bunlar siz yokken işlenen dersler. Bunları yapay zeka senin programına ekleyecek ve sen bunları geride kaldığın kısımları video dersler alanından telafi edebileceksin. Bir yandan da canlı derslere gireceksin. Geldim şimdi ne kadar indirim kazanacağınıza. Hazır mısınız? Dev bir indirim yaptım. Yasin Hocam çok uygun. Kesinlikle kayıt ol. Şu an bu seminere katılan, branşı ne olursa olsun kayıt olan bütün öğrencilerim normal eğitim programı üzerinden tamına 1.000 TL indirim çeki kazandı. Ve bu indirim çekiyle birlikte tabii ki sadece yapay zekanın öğrenci koçluğunu da satın alabilirsiniz. Eğitim programı ile koçluğu da satın alabilirsiniz. Biz zaten koçluğu satın alan öğrencilerimize yapay zeka sistemini satın aldıkları için ihtiyacı olan eğitim programını hediye ediyoruz. Yasin Hocam, biz ikisine de kaydınızı alacağız. Hazırsanız ücretleri de paylaşayım. Şu an lise, ön lisans, lisans 3.599 lira yerine 2.500 TL'ye düştü arkadaşlar. Üçlü bütün ÖABT branşlarım 6.649 lira yerine 5.500 liraya düştü. A grubuna hazırlanan kıymetli öğrencilerim A artı B paketimiz 8.349 liradan 7.000 liraya düştü. Sadece A grubu 5.000 TL şu anda. Evet Yasin Hocam, çok şaşırdınız değil mi? Sadece 5.000 TL. Evet. Jiyan Hocam, genel kültür, genel yetenek, eğitim birimleri seminerden kazandığınız indirimle birlikte 3.750 TL'ye düşüyor. Bence bu fırsat kaçmaz arkadaşlar. Şimdi hemen sistem yöneticimden ricada bulunuyorum. Kayıt işlemleri için indirim çekinizi kullanmanız için bir link paylaşımında bulunacağım. Kurumumuzun kurumsal WhatsApp linki. Oradan lütfen mesaj atın. Ben ve diğer öğrenci koçları, arkadaşlarım ulaşım sağlayacak. Kayıt için size yardımcı olacağız. Özellikle yazarken Tuğba hocamın seminerinden geldim, indirim çekimi kullanmak istiyorum şeklinde yazmanız yeterli. Fiyat süper. Evet, 2.500 TL Kadir Hocam şu anda. İndirimli hali 2.500 lira. Normal hali 3.599. Buyurunuz, sayfada bilgileri var. Orta öğretimde 2.500 TL. Evet, canlı yayın, video dersler, ders notları, kamplar, soru çözümleri, yapay zeka sanal koçluk, Türkiye geneli deneme sınavları, ders notları, her şey dahil. Yalnızca bu ilettiğim tutarlar arkadaşlar. Yasin Hocam, hemen sizi ben arayayım, kaydınızı alalım. Sadece öğrenci koçluğu programı da hemen hemen benzer tutarlarda. O hazırlandığınız sınava göre değişiyor. Yani bu tutardan daha düşük bir tutar değil. O yüzden yapay zekayı aldığınızda biz size eğitim programını hediye ediyoruz. Yani onu da minimum 2.500 lira olarak düşünebilirsiniz. Yeniden sistem yöneticimiz hemen iletsin. Kayıt için Huriye Hocam bu ilettiğim linke tıklayın. GGK 2.500. Şu an hemen tıklayın. İndirim kodunuzu hemen alın. Gerekirse randevu da oluştururuz. Ben de öğrenci görüşmelerine gireceğim. Benimle de görüşebilirsiniz. Hemen kaydımızı alırız. Daha fazla gecikmeyiz. Artık bugün bir milat olsun. Evet Hamza Hocam, konu anlatımları ve sorular değişen komisyon, değişen KPSS komisyon üyelerine, hocalara yapılan son 2 yıllık sınava göre hazırlandı. Kesinlikle destek almak çok zor. Cuma'ya kadar süre var ama Cuma'yı bence beklemeyin arkadaşlar. Şu an eğer imkanlarınız dahilindeyse hemen kaydımızı bugün tamamlayalım. Öğrenci koçlarım 19'a kadar arama yapabiliyorlar. Bugün bütün öğrencilerimize yetişmeye çalışacağız.
Şu an çok yoğunluk var gibi görünüyor WhatsApp hattımızda. Yetişemediğimiz öğrencilerimizi yarın sabah 10 itibariyle arayacağız. O yüzden mesaj yazın, randevunuzu alın, indirim kodunuzu mutlaka kullanın, kaydımızı yapalım. Didem hocam tabii ki de fayda sağlar. Ön hazırlık yapmış olursunuz. O 20 kişi falan kaydolacaklar. Harikasınız Yasin hocam. Sadece program hazırlanmasını istiyorsanız hocam 2500 TL. Evet, tek uzeme mesaj iletiyorsunuz, biz size dönüş yapıyoruz. Sadece yapay zeka sistemi 2500 lira arkadaşlar. Seminerden kazandığınız indirimle herkes benim gönderdiğim linke tıklasın. İstiyorum ki hepinizin bu yıl hazırlık yaptığı son yıl olsun. Atanma listesinde isminizi gördüğü yıl olsun. Bu sistemle her şey mümkün. Asla geç kalmadınız. Yeter ki bu verimliliği dönem sonuna kadar sağlayalım. Bu yapay zeka sistemiyle mümkün. YKS eğitimlerimiz de var. Hatta YKS eğitimleri de TYT AYT indirimli 5000 liraya düşüyor. Kardeşiniz için de kaydınızı alırız hocam. Didem hocam, bence GGK eğitim birimlerine birlikte kayıt olun. İkisi için de yapay zeka program yapsın. İkisine de hazırlanırsınız. Dershaneye gidiyorsa da sorun değil ki Yansın hocam. Dershanede böyle bir sistem yok. Bu sistemi ekstra satın alabilir kardeşiniz. Evet, son kez linkimi paylaşıyorum. Tıklamayanlar tıklasınlar, randevularını alsınlar. Evet Yansın hocam, inanın ki 5000 lira ne ki? 2500 lira ne ki arkadaşlar? Birkaç kez dışarı çıktığımızda biz bu tutarın çok daha fazlasını harcıyoruz. Burada sizi atandırmaktan, hedeflediğiniz sonuca ulaştırmaktan bahsediyorum. Olur Meryem hocam, ablanızın adını da yazarsınız, ablanızla görüşürüz. Evet, hocam inanın söylemesi ayıp, bir kaban aldım. Öncelikle güzel günlerde kullanın inşallah. 3500 lira şaka gibi, bir kahve içiyoruz 200 lira. Aynen öyle. Ha bu arada hemen onu da söyleyeyim. Eğer kredi kartı kullanımımız varsa kredi kartına, peşin fiyatına tamı tamına 3 aya kadar taksidimiz var. Kredi kartına 3 taksit. Kredi kartınız varsa hemen karttan işlemi yaparız. Çalışmalarımıza başlarız. Son kez linki attım. Tıklamayan öğrencilerim tıklasınlar. Tuğba hocamın seminerinden geliyorum. İndirim kodumu kullanmak istiyorum, kayıt olmak istiyorum, bilgi almak istiyorum. Yazmanız yeterli. Var mı sorularınız? Hazır mıyız bu yıl atanmaya o zaman tek uzamle? Evet. O zaman ben de görüşmelere gireceğim. Normalde çok yoğun görüşme yapan biri değilim. Her karta geçerli Fatma Nur hocam. Ben de görüşmelere gireceğim yoğun talep geldiği için. Hemen kaydımızı bu seminerdeki öğrencilerimizin alıp çalışmalarımıza başlayacağız. Ah Yasin hocam, karşılıklı ama vesilemizin olacağını biliyorum. Ne mutlu bize. Yeter ki atanın. Bence de iyi ki katılmışsınız bu seminere. Her birinizi tanıdığım için çok 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 mutlu oldum arkadaşlarım. Umarım ailemize dahil olursunuz. Umarım o listede hepinizin ismini görmek, bu mutluluğu paylaşmak bana da nasip olur. Çok mutlu oluyorum. Yıllardır bu kurumdayım. Yıllardır öğrenci koçluğu yapıyorum. Böyle atanan öğrencilerimin aramaları, mesaj atmaları, derece başarı öykülerini atmaları ya da sonuç belgelerini atmaları, bunları görmek gerçekten beni çok duygulandırıyor ve çok mutlu ediyor. Aynı mutluluğu paylaşmayı isterim. Çok teşekkür ediyorum. O halde kendinize çok iyi bakın. Kalpler ve sevgiler benden size. Hoşça kalın arkadaşlarım. Ne demek, ben çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın ve esen kalın arkadaşlarım. Görüşmek üzere. Aa, ben de sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim.